Evet, güne böyle başladık bakın. Parçalanmış bir yılan. Kediler, işte kedilerin bakın ne kadar önemli olduğunu siz düşünün, siz karar verin. Kediler yılanı bakın ortadan ikiye bölmüşler. Hatta bir kısmını yemişler. Şu an bahar mevsimiyle beraber tabi yılanlar da artık akrepler falan çıkmaya başladı. Bunun türü nedir tam bilmiyorum. Ama sonuçta yılan, yani zehirli bir varlık. Ve gerçekten çok insanda iğreti eden bir varlık. Güzel ama insanı tiksindiriyor. Bakın burada kuşlarımız var, arkada tavuklarımız var, bütün hayvanlarımızı. Yani şu kediler gerçekten bence mübarek varlıklar, yani koruyorlar yani. Her şeyi yiyorlar, fare, mare ne olursa yakalıyorlar, affetmiyorlar. Bakın yılanı bile ne hale getirmişler, şimdi Gizem'e göstereceğim. Aç aç, kapıyı aç. Şu cama gel, cama. Anneni çağır oğlum. Anneni çağır. Gördün mü? Evet. Annem banyoda. Gizem lavabodaymış. Gösteremedim ona. Şunu inceleyelim bakın. Evet. Ponçik sen mi yaptın yoksa? Hanginiz yakaladı bunu? He? Bu da çok cappar bu da. Ama Ponçik de çok canavar gibi. Aferin size. Aferin. Babacığım, babacığım. Küçük kuş, tahta kafa, tahta kafa. Tahta kafa. Evet, yeni kafesimize artık misafir demeyeyim, yeni bir ev sahibi geldi. Evet, yeni. Salma kafesimize Mehmet Ali arkadaşımız getirdi. Merhabalar. Nasılsın Mehmet Ali, iyisin? İyidir Kaan'cığım, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni tanıyorlardır zaten. Evet. Önceki videoda bir ev paylaşmıştık. Halamın eviyle değil mi? Evet, evet. Köyümüzde satılıktı. Evet. Onun duruyor hala değil mi? Duruyor. Birkaç müşteri var, ilgileniyorlar. Hı. Bilmiyoruz artık, nasip diyelim. Yani o ev hala duruyor. Belki duruyor. Şuradan hani bir küçük hatırlatma yapalım. Evet, bizim eski videolara girip bakabilirler. Evet. Yani, arazisi küçük ama uygun fiyatlı yani. Evet. Tabii masraf gerektiren bir ev. Oradan eski videolardan bakabilirler. Evet. Bugün siz bize kuş getirdiniz. Evet, biz 3 yıldır bakıyoruz kuşumuzu. Eskisi kadar ilgilenemiyoruz. Bir de siz böyle salma yapmışsınız. Çok güzel olmuş. Beğendin mi? Beğendim. Çok güzel olmuş. Yani çok emek harcamışsınız. Burada hem daha rahat edeceğini düşündüğüm için. Hı-hı. Hem o da biraz daha nefes alır burada. Kanatları açılır. Kanatlar açılır. Sonuçta kafeste hayvan istediği kadar hareket edemiyor. Kanatları tutuluyor. Çok da güzel bir kuş. Bakın evet, şöyle bembeyaz pamuk gibi. Gelin, kız olsa gelin diyeceğim ama onun artık gelin bulunacak. Aynen, gelin bulacağız ona bir tane. Evet. Ona bir tane eş alacağız biz de. Evet, çok güzel. Ama inşallah eşlenir, yavruları olur, İnşallah. Büyütürler. Şimdi tabii biz yavrularını sevmeye geliriz. Evet. İnşallah, inşallah. Evet. İleride belki isterseniz yavrularından alırsınız. İnşallah. Aynen. Bakalım artık. Evet. Onu bugün diyorum ki hemen salmayalım. Biz evet. Bu kuşları aldığımızda bir gün şu kapalı yerde tuttuk. Evet. Ortama alışsınlar, havaya bir alışsınlar. Evet, çok güzel olur. Bir gün orada koyalım, orada alışsın. Bir de şimdi biz dün İzmir'den Hint bülbülü geldi bize. Evet. 7 tane. Yine bir aile, Göktürk abi ve eşi, buradan selam gönderelim. Bize Hint bülbüllerini verdiler. Onlar da bakamıyorlarmış artık. Bizim burayı görünce hani buraya güzel olur diye düşünmüşler. Evet. Şimdi evde onları da getireyim. Onları da buraya salalım. Evet. Hepsi burada bir iki gün dursunlar. Bakalım sen de buradayken bir gör. Tamam. Nasıl olacak bakalım. Tamam. Çık. Valla. Civciv çıkıyormuş. Ay. Şu anda bir mucize. Hani? Gerçekleşiyor. Çıkıyor mu? Evet çıkıyor, hareket ediyor bak. Ama onu kimin o? Bilmiyorum. Şunun altına koy. Ay hareket ediyor. Bunlar altına koy, altına. Bence onun yumurtasının kabını. Bir şey söyleyeceğim. Daha rahat edeceksin. Bunun içinde bir şey yok ki. Nasıl hareket ediyor? Hayvanlar mı hareket ettiriyor acaba? Bir kırsana bakalım. Ya, bu yumurta şu an bence bir şey yok mu? Yok be, su var o. Yok ya, boş mu, bir şey yok mu? Onlar oynadıkça hareket ediyor. Evet. Ama bizi de heyecanlandırdınız. Vallahi ya. Dur. Başına tavuklarına oturuyor ya. Yumurta mı? Yerine patlar şimdi, koy onu koy. Ay evet. Ataya da arkadaş geldi. Ördeğe baksana, ördek. Güzel mi ördekler? Acamalılarımız da ne güzel coştu bakın. Hadi öne gidiyor. Evet bayağı bir morardılar. Çok kısa sürüyor ama çiçek şeyleri evet, ya. Hadi bakalım salalım. Hadi siz girin içeri. Ben şuradan çekeyim. Şimdi ele geldi. Evet. Kapıyı hemen kapatalım. Hadi bakalım. Allah gitmesin. Hemen geri geliyorlar. Evet. Kilidi vardı. Büyüleri de salalım. Beraber yaşarlar ya, bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Biz çünkü bu 20 taneyi aldığımızda hepsini ilk önce buraya koyduk. Vallahi burası çok güzel ya, mis gibi. Bura bile salma kafesi yani. Tabii canım, çok güzel. Evet. Her şey doğal. Tahtalar mahtalar olsun. Sen dur, ben onu da getireyim. Tamam. Bunu dışarı götüreyim. Tamam. Bip bip. Bak. Bak burada bilginler var bak. Kim çıkmak yok. Evet, bakın bülbüllerimiz de burada. Evet. Bunları da şimdi salacağız. Ata. Hadi sen gir. Siz şimdi geri gelin. Çünkü ata çabuk olun. Çıkın. Ha. Kapıyı açıp. Elle tutup yakalamak lazım. Şöyle kayalım şöyle ya, kaçamazlar herhalde. Hadi koşturun. Bu sağlıklı yemiyoruz ya. Sağlıklı olmadı. Şimdi bizden de korktular ya. Bence onu elimize alacağız artık. Öyle mi? Başka türlü olmadı. Eli almadan. Anam biri kaçtı. Valla. Evet dışarıda. Ya bence direkt burada artık sal ya. Kaçtı biri. Bunu ne yapalım? İstersen bunun içine koyabiliyoruz mu? Girebiliyor mu? Girer mi? Girmez herhalde. Giremez değil mi? Girip içine mi bıraksak? Bence öyle bile çıkmaz. Bak kovalıyor onu. Tabii o şimdi yabancı geldi ya. Şey herhalde değil mi? Hangisiydi evet ki? Senin oradaki bak ağacın içindeki. Şey mi? Evet. Yok o beyaz olan mı yoksa? Bak aşağıda dönmüş kovalıyor. Ha bak. Bak kovalıyorlar onu. Evet. O dişi olan mıydı, erkek olan mıydı? Çıkar. Yere düşecekler ya, oradan çıkıyor. Yukarıdan kaçmasın mı? Yukarıdan çıkabilirim. Sen şu kafesin altına çıkarsana komple, şu altını. Yani onu tut. Kaçarlar ama yani. İşte bir kapı daha, yere koyacağız. Kapı daha yok değil mi burada? Yok yok, tek kapı onlar. Sökersen... Benim muhabbet de şimdi merak ettim. Ne oluyordu? Aa, tekrar kafese konmayacak. Bak benim dediğimi yaparsan rahat edecek. Ya ortadan yakalayamaz mı onları? Nasıl kaldı bir tane? İki tane mi kaldı? Yani kaldı. Bir tanesi burada salmada. Son bir hadi bakalım. Sen de direnme artık. Oğlum nasıl becerdin bunu? Gel buraya bakayım. Nereden bakayım? Başka var mı? Burada ne oldu? Bu dikeni tutuyorsun. Oradaki dikeni mi değil? Hangi burada? Tamam. O bir tane artık takılacak herhalde. Alışacak. Zaten alıştı zaten herhalde yerde şey yapıyor. Evet. Neyse bunlar şimdi burada bir gün dursun. Daha güzel olur değil mi? Evet. Alışsınlar bir gün ortama. Yarın ben bunları salarım. Zaten yemleri suları da var. Sularını yemlerini de koydum. Evet. Sizin pamuk nerede? Ha orada. Bunları da vereyim mi kafeste? Ha iki tane daha var. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Bunlar da eş herhalde. Bunlar eşli. Bir tanesinin ayağı sakatmış bunun. Ayırmışlar. Ay bu arkamda bülbül var. İşte o şey olan o. Kaçırdığımız olan. İşte sen yakalasın. Aa nereye gitti o ya? Üstüme düştü benim. Bir tanesinin galiba bacağında bir problem vardı. Saldırdı. Nasıl oldu? Oldu. Yalnız o şey sizinkiyle bu aynı renk. Beyaz. Evet, bembeyaz. O dişiymiş. Bunların da 2 tanesi dişi, 5 tanesi erkek. Evet, ve bunlara 4 tane daha dişi almam lazım. Evet. Ama onlar alıştı. Alıştı. Acaba o çıkan dişi miydi? Yok. Ha evet. Şurada yok mu bak ortadaki bak şu. Evet o dişi. O dişi kaçmış. Dişi. O dişi olduğu için ona ilgi duyuyorlar. Evet ondan evet. Onu kovalıyorlar, şey yapıyorlar. Ha. Evet. Bir gün sonra hemen salıver bence. Hiç. Evet. Aynen öyle yapacağım. Hatta tamam. Saat kaç? 3. Ya bugün salmayayım artık ya. Evet. Aynen bir ortam alışsınlar hani havaya falan. Evet. Sen şimdi bize kapıyı tamam. Bir hallet. Maşallah. Hazırkıda bekle. Tamam mı şimdi? Önce bizim sultanı koyacağız. Ay, sultanı koyacağız. Bir de fazlalık bunda şey var. Tahta var yani. Konacak şey var. Şurasını kalabalık boş. Buraya ne yapabiliriz acaba? Buraya ne yapabilirsin? Bu tellerden buraya kesip koyabilirsin. Mantıklı ya. Hmm. Evet. Orada var bir tane parçalar. Küçük bir parça yapalım. Ata kapıyı. Şimdi şuraya koyayım. Evet, çocuklar kudurdu. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah başına bir şey gelmez. Gelmezler gelmez. Bundan korna yer nerede bulacağız? Evet. Yani. Ama işte beni şey endişe ettiriyor. Yani sonuçta bu hayvan eve alışık ya. Evet. Ya gerçi iklim şu an ama güzel ama güzel. Aldığınız yer. Öyleydi tabii o da öyleydi. Ya benim genelde balkona da koyuyorduk bazen. Tabii soğuk havalarda illa ki içeri alıyoruz zaten de. Ama burası tüy değişimine girdiği için hayvan illa ki kendini alıştıracaktır yani mevsimsel olarak. Evet. Bir de eş alırız ona güzel. Tabii eş aldın mı artık onu. Beyaz alalım ona eşini. Aynen eş beyaz bulalım. Evet. Bak bunlar ne kadar mutlu. Tabii canım aynen, mis gibi. Şey... Hayvanın kafeste kanatları tutuluyor yani. Özgürlük gibisi var mı yani? Ya burada kafes ama sonuçta özgürce uçabiliyor burada. Uçabiliyor burada alan geniş. Evet. İşi büyütüyormuşuz biz. Yukarıya da komple çeviriyormuş. Zaten vaziyet onu gösteriyor. Evet, öyle gibi görünüyor. Bir dahaki geldiğinde sen burası... Ben her tarafta yavru göreceğim gibi geliyor bana bir daha geldiğimde. Tabii siz aynen gene yapmışsınız, ufaktan kuş şeyine bulaşmışsınız. Biz şimdi evet, nasıl ürerler, çok hızlı çoğalırlar mı çok aslında bilmiyoruz. Evet. Metin'in dediğine göre burası bir senede coşar. Evet, coşar. Evet. Hayırlısı şimdi oldu. Hayvanlar böyle yerde daha çok rahat ürüyorlar yani. Değil kafes mi? Ortamında stres illaki aynen alan kısmını burada toprak yiyecek, çalıdan yiyecek. Siz ona göre vitaminlerini şey yapacaksınız. Aynen evet. İster istemez hayvan istediği ortam burada kavuşuyor yani. Evet. Aynen öyle. Alışıyor. Yaşayıp göreceğiz ya bakalım evet yani. Ya bir de başka kuşlar falan da var. Sosyal ortam var. Evet. Güzel ya onlar. Ay siz elinize tavuklarımı aldınız. Bunlar ne kadar güzel böyle. Siz burada evcilik mi oynuyorsunuz? Hayır. Hayvanat bahçeciliği mi oynuyorsunuz? Allah'ım tavukları nereye koymuşsun? Ata, onlar kaçar ama annem oradan. Atacığım. Ata, bunlar hepsi kaçar ama bak. Buradan atlar giderler. Elimde kaçmıyor. Evet, buraya koy. Buraya koy. Ay ata, kapıyı kapat. Kaçacak tavuklar. Çabuk. Sonra yakalayamayız. Yakalayamayız. Tavukları almışlar. Merhaba. Aa, burada da var. Kaçtılar. Kaçtılar mı? Bak burada var. Hayda. Tavukları kaçırmışlar. Şimdi babam bunları görürse bilmiyorum ne yapar artık. O horozu da yakalamak kolay değil. Ata, onları içeri koymamız lazım. Baban görürse çok kızar. Biliyorsun, hadi. Horozu da dışarı kaçırmışsın. Nasıl? Babana bunu, bu durumu nasıl izah edeceksin? Gel. Gel. Ata, babana bu durumu nasıl izah edeceksin? Uç. He? Uç. Oğlum. Bunlar bunu yiyeceksin. Çabuk horozları içeri, horozları. Bunlara. Onları içeri götürmen lazım. Ne yapıyor işte, ne yapıyor? Arkadan gider daha buraya. Hayır ama o alışırsa dışarı çıkmayı bir daha. Hadi onları evine koyun artık, su içmek ister onlar şimdi. Güzel mi burası, beğendiniz mi? Hı? Hayvanlar çok güzel değil mi çocuklar için? En çok hangisini sevdiniz? Hangi hayvanları? Ördek, şu beyaz. Ördekleri mi sevdiniz? Ördeğe baksan mı? Olur, bak. Dur. Bak ne güzel yüzüyorlar, gördün mü? Ya yüzüyorlar onlar böyle sıcakta, serinliyorlar. Hadi bakalım. Burası çok sıcak, siz biraz ön tarafa gidin. Artık bugün kuşlara yeni yuvalıklar yapmam gerekiyor. Gittim kereste aldım. Artık yeni bir haftaya başladık. Gizem de kargolara gitti, doğal ürünlerimiz için Nevin'le beraber kargolarınızı yapıyor. Ben de şimdi kereste aldım. Yuvalık yapmam lazım çünkü yuvalar arasında kavgalar yaşanıyor. Yuva seçemiyorlar. Kuş sayısı da artmaya başladı. Ve daha Hint bülbülü almam lazım. Erkek sayısı çok. Biliyorsunuz yeni bülbüller geldi. İşte Mehmet Ali işte muhabbet kuş getirdi. Ona mesela bir dişi almam lazım. Sayı artacak. Şöyle keresteler aldım. Onlarla yuva yapacağım. Şu yuvaları Metin yapmıştı. İşte aynı tarzda onun yaptığı gibi yeni yuvalar yapacağım. İnşallah yeter keresteler. Şöyle de çıtalar aldım. Bunları da arka bahçeye domatesler için sırık domatesler yapacağız bu sene. Onu da arka bahçeye bu işlerimi bitirince yapacağım. İş çok. Bakın bu da bülbülleri veren Göktürk abi ve işi verdi bana. Şöyle eşya depolamak için ahırdaki ıvır zıvırları filan her şeyi bunun içine istifleyeceğim. Çok güzel bir şey. Teşekkür ediyorum kendilerine. Henüz yerleştirme şansım olmadı. Bu bayram araya girince işler biraz aksadı. Artık sıkı çalışmamız lazım. Şunlara da bakın, bu patlıcan çiçeğiymiş. Bunu da karşı komşumuz verdi. Şöyle çok değişik bir bitki var. Bakın saç gibi, saçaklı. Onları da verdiler. Teşekkür ediyoruz. Şöyle 2 tane soğanımsı değişik bir çiçek verdiler. Bunları ayırıp ayırıp şey yapacağız, dikeceğiz. Şuraya yapmayı düşünüyorum onları. Aslında şu saçaklı oraya çok yakıştı. Ama o şu an saksıda da çok verimli olmayacak. Onu ne yapsam bilmiyorum ama oraya da güzel oldu aslında. Evet, işe başlamam lazım. Ata da yukarıda. Bugün okula gitmedi. Artık hem onu idare edip hem işleri yapacağız. Bak bak bak, çakallara bak bak, kimler geldi bak buraya bak. Lan siz nasıl kaçtınız oradan? He? Nereden kaçtınız lan? Vay hıyarlar vay. Bak 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 bak, çakala bak, çakala bak. Nereden kaçmışlar? Bak 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 bak. Şuradan ara bulmuşlar kendilerine. Hayır, buraya gelmek yok. Buraya gelemezsiniz. Çek bakayım. Sizi gibi çakallar sizi. Tam size ben biraz yonca atayım. Yoncanız da az kaldı. Ah. Tam size yarın yonca alacağım. Yoncalar var ya, gerçekten o kadar masrafsızlar ki ne zaman aldığım yonca balyası daha yeni bitmek üzere. Çok az yiyorlar. Tabii çalı çırpı, ot, zeytin dalları falan da veriyoruz. Onlar da tabii onları oyalıyor. Ama asıl tabii şey veriyorum, toklu yemi veriyorum. Büyümeleri, gelişmeleri için toklu yemi onların ana yemeği. Şu testeremin kablosu koptu. Kabloyu tamir edebilirsem işim kolaylaşacak. Bunu o zaman inşaatlarken ustamız sağ olsun kabloyu yanlışlıkla kesmişti. Şimdi bunu tekrar bağlayayım. Çalıştıralım, tamam mı ata? Onu ver bakayım sen şimdi bana. Sen atanın da bayram hediyesini gösterelim. Testereni getirsene. Evet, bayram hediyesi almak için İzmir'e gittik. Oyuncakçıya, ataya hep beraber. Ata bakın nasıl bir hediye aldı kendine. Ne seçti? Köylü çocuğu neyle oynar? Göster, çalıştır. Bak şöyle göster, dön. Bunun döndüğünü göster, bas. Bak dönüyor mu, bas. Güzel değil mi? Çok orijinal bir oyuncak. Vallahi ucu da dönüyor. Bakalım çalışacak mı? Ata bak, yuva bitti. Gel. Evet, bir tane yuvayı tamamladım. Kolay oldu. Şimdi şuralarına bir zımpara yapacağım. Belki ayaklarını yaralıyor olabilir. Çünkü biz yuvaları koyduğumuzda kuşların ayaklarında birkaç kuşumuzda yaralanma oldu. Ya birbirlerini gagaladılar ya da bunlar battı, bilmiyorum. Ben garanti olsun diye ufak bir zımpara yapacağım. Ata, al, bu bitti. Bunu oraya koy, orada dursun. Ben öbürünü yapayım, tamam mı? Tamam. Ama orada dursun. Öbürlerini de yapayım. Çok sakat yerdeyim. Kuşlara yemini takıyorum, yani yuvasını takıyorum. Evet, yaptığım yuvaları taktım. Tabii daha devam edeceğim kuşlar geldikçe yuva takmaya. Valla bir tanesini buraya taktım. Kapının girişine. Kapalı yere çünkü çok fazla yaptık ve kavga çıkıyor. Bunların üstünü artık membranla yağmurdan koruyacak şekilde muhafaza edeceğim. Bakın. İçeridekileri merak ediyor, görüyor musunuz? İçeridekilerin keyfi gayet iyi. Onları salacağım ama bir iki gün daha alışsınlar diye bekliyorum. Bir tane yuvayı şuraya yaptım. Onu da membranla koruyacağım. Bir tane yuvayı kafesin üstündeki saçağı kullanarak yaptım. O da burada dursun. Hem buradan girip çıkmaları kolay olur. Bunlara hep membran koyacağım üstüne. Yağmurdan korumak için. Buradakiler zaten keyfi yerinde. Artık bakın yuvalarını da yapmaya başladılar. Bak içeride mesela bu. Gördünüz mü? Şu an ben göremiyorum. Yumurta var mı yok mu? Bunda henüz bir şey yok. Şuna bakalım. Bunda da yok. Bunda var mı? Ben göremiyorum, siz görüyorsunuz. Bir tane burada yatıyor. Bakın yumurta yapmış. Rahatsız etmeyelim. Burada da var. Tamam, çok rahatsız etmeyeyim ben şimdi onları. İyi misin? Tamam, gidiyorum hadi. Suları da var. Akşama yenilerim. Bakalım o yuvalara kimler gidecek, keşfedecek. Bak şimdi ata. Bakamayacaklar mı? Yerler mi sence? Bence yerler. Al bunu sen ver. Ferhat gel. Al. Gel. Ferhat. Şirin. Gel. Ha. Hayır. Aa, doğru yiyecek. O yedi. Onu bırakmasaydın ama. Eline kaldı. Al onu yani. Korkutmadan al. Hadi Ferhat. Gel. Hayır. Gel. Ferhat. Uzat uzat. Ay yiyor mu? Yiyor mu? Vallahi yiyor. Şirin gel. Şirin. Şirin. Gel. Ha? Şirin. Gel. Şirin. Gel. Sen şunu tut, ben Şirin'i yakalayacağım, o tatlı sözden anlamıyor. Tut. Tut. Aa, seni yakaladım. Sen zorla kaçıyorsun. Ver bakalım. Sana zorla yedireceğim bunu. İstiyor musun? Hayır, kaçmak yok. Gel. Gel Ferhat. 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 Gel gel. Yedir bakayım. Şu Ferhat'a bak bakayım. Ferhat gel gel. Gel. Şşt. Ferhat. Hayır 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 hayır. Gel, o gelecek şimdi, gel. Ay. Ferhat. Gel. Gel Ferhat. Heh, geliyor. Otur çömer şimdi, yedir. Gel, gel. Gel burada bak. Burada Şirin. Gel. Şirin burada. Şirin burada, Şirin gel. Hadi git bakalım. Hayır, yakalamıyorlar. Yemediler. Hadi gel. Evet, bugünlük bu kadar olsun. Size kuşlarla veda ediyoruz. Artık arka bahçenin sebzelerini, fidelerini dikiyor olacağız önümüzdeki günlerde. Üst tarafa marulla biberlerimizi diktik. Arka tarafa da geçeceğiz. Zakkumları merak edenler var. Limon çamlarımızı merak eden var. Onları da sizinle paylaşacağım. Kaçırmamak için lütfen kanalımıza abone olun. Videomuzu da beğenin lütfen. Yani o kadar az beğeni geliyor ki beğenmiyorsunuz. Beğenmezseniz bu kanalı var ya, entrikalar kanalına döndürürüm bakın. Giderim kendime bulaşacak bir bela bulurum köyde. Her yerde bela çok, bulaşmak istedikten sonra. Entrikalar kanalına döner bakın burası. Beğeni atmazsanız entrikalar geliyor, ona göre. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Ataya salla ata.